Bir de spor şöleninde hocaları da birlikteydi kendileriyle birlikte. Biz de evet. Herkesin arasındaydık. O üyelerimizin zaten çok hoşuna gitti. Hocalarının da kendilerinin arasında evet. olması, kendiler gibi spor yapmaları. Yani çok, hep birlikte. Yani hep salonda herkes çalıştı. Yani herkes çalışmayan biri yoktu. O kadar güzeldi ki herkesten bağırmalar falan böyle evet. arkadan. Müthişti. Ve son sizin yüzünüzdeki gülümseme ben hiç unutmayacağım. Sizinle röportaj yaparken ben o kadar mutluydunuz ki bittiği saat. Evet terliydik, yorgunduk belki. Biz de aynı şekilde. Ama çok mutluyduk. Çünkü hepimizin birbirine geçirdiği bir mutluluk vardı. O enerji, o pozitiflik hepimizden birbirine geçmişti ve süperdi. Zaten bir şeyi ortaya koyduğunuz zaman onun orada pozitif bir etkisini gördüğünüz zaman evet. siz de zaten bundan olumlu yönde etkileniyorsunuz. Ve uzuyor aslında, zaten. Evet. Yani bir noktada üyelerin güzel talepleri de bizim yüzümüze yansıdı evet. ve öyle güzel bir gün geçirdik. Çok güzel. Hocam bütün kaslarımız gibi kalp kasımız da çalıştıkça açılıyor. Evet. Sağlığımız açısından spor çok önemli. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Fakat spor yaparken kaslarımızı daha iyi çalıştırmak için spor salonumuzda alanlara nasıl yönlendiriyorsunuz spor yapmak için gelen arkadaşlarımızı? Yani ben geldim işte aerobik yapmak istiyorum. Ben geldim şunu yapmak istiyorum. Çok tercih var fakat ya bir yönlendirme oluyordur mutlaka. Bunlar nasıl oluyor? Evet. Kalp kası dediğimiz olay. Kalp de zaten bir kas. Evet. Doğru. Şimdi kalbi antrenman etmek tamamen aerobik egzersizlerle kalı bir durum.